AKP'nin kesintisiz bir şekilde sürdürdüğü savaş ve darbe politikaları ile ilgili partimizin görüşlerini aktarmak üzere bugünkü basın toplantısını planladık. Mevcut değerlendirmelere geçmeden önce bugün biliyorsunuz 6 Eylül 1955 tarihinde yaşanan Türkiye siyaset tarihi açısından utanç verici olan katliamların, talanların, linçlerin yıl dönümü. Ben öncelikle Halkların Demokratik Partisi adına son derece vahşi bir şekilde psikolojik bir takım algı operasyonları üzerinden bir özel harp planlaması şeklinde devreye konan bu katliamları lanetleyerek başlamak istiyorum. O tarihte biliyorsunuz Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bombalandığı şeklinde bir yalan haberle bir algı oluşturulmuştu. Özel harp dairesine mensup olan bir takım sivil paramiliter yapılanmalar, çeteler harekete geçirilmişti ve bizzat devlet ve dönemin hükümeti eliyle de Anadolu topraklarında halkların, inançların bir arada yaşama iradesine yönelik tarihe utanç verici olarak geçen bir linç ve saldırı girişimi olmuştu. O dönem yaşanan bu katliam girişiminde 11 yurttaşımız yaşamını yitirmişti. Onlarca kadın tecavüze uğramıştı. 5000'in üzerinde ev, iş yeri yağmalanmıştı, talan edilmişti. Şimdi böylesi bir günde bir kez daha bu katliamları anarken devletin veya mevcut hükümetlerin hala bu süreçlerle ilgili bir yüzleşme yapmamış olmasını da aynı önemli olan bir utanç olarak değerlendirdiğimizi ifade etmek isteriz. Yapılması gereken hızla tarihe kara leke olarak geçmiş olan 6-7 Eylül katliamları, linçleriyle ilgili bir yüzleşmenin yapılması, devlet olarak azınlıklardan, o dönem katliama uğramış olan yurttaşlardan, halklardan özür dilenmesi ve zararların da bir an önce tazmin edilmesi olduğunu ifade etmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, bu linç anlayışını maalesef bugün de aynı şekilde sürdüren bir devlet anlayışıyla ve bir hükümet pratiğiyle karşı karşıyayız. O dönem 6-7 Eylül katliamlarını yapanların sahip olduğu zihniyet tekçi, inkarcı, asimilasyoncu bir zihniyetti. Anadolu'da sermaye başta olmak üzere yaşamın bütün alanlarını millileştirme yalanıyla devreye konan bu anlayış maalesef bugün de hala mevcut hükümetler tarafından sürdürülmeye devam ediyor. Bunun son temsilcisi de AKP hükümetidir. AKP hükümeti de tekçi, inkarcı, asimilasyoncu ve imhacı anlayışını şu anda Kürtler başta olmak üzere bu topraklarda yaşayan bütün halklar ve inançlar üzerinde çok acımasız bir şekilde yaşama geçirmeye çalışıyorlar. O nedenle bu anlayışa karşı barış ve demokrasi ekseninde mücadele eden bütün halkların, bütün inançların mücadelesini son derece değerli bulduğumuzu ve Türkiye demokrasisi açısından da tarihi sonuçlarla neticeleneceğine olan inancımızı vurgulamak istiyorum. Bakın bugün Kürt halkının şahsında aslında Türkiye'deki bütün halklara ve inançlara yönelik acımasız bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bu ülkedeki bütün farklılıkları tekleştirmeye çalışan anlayış neredeyse o dönemdeki soykırımcı zihniyet gibi yaşamın her alanında siyasi, ekonomik, kültürel, tarihi, işte askeri alanda soykırım operasyonları yürüterek dediğim gibi kadim bir kültürü, kadim bir mirası ortadan kaldırmanın utancını maalesef bu ülkeye yaşatmaya devam ediyor. Tabii bunu, bu anlayışı hiçbir zaman kabul etmediğimizi ve buna karşı mücadele edeceğimizi
bugüne kadar hep belirttik. Bugün de bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle bugün Diyarbakır'da bedenini açlık grevine yatırmış olan 50 Kürt siyasetçinin yapmış olduğu tarihi mücadelenin de önemine bu kapsamda bir kez daha dikkat çekmek isterim. Kürt siyasetçiler Sayın Öcalan üzerinde uygulanan tecrit konseptinin kaldırılması ve Sayın Öcalan'la bir hukuki görüşmenin yapılması talebiyle bedenlerini açlığa, ölüme yatırdılar. Bunun şu açıdan önemi var. Sayın Öcalan bu tekçi anlayışa karşı hem ülke içinde hem de Orta Doğu'da çoğul kimlikli demokrasiyi esas alan demokratik ulus çözümlemesini ortaya koymuştu. Bugün Orta Doğu'da IŞİD'in tekçi anlayışına karşı, Türkiye'de de AKP'nin tekçi anlayışına karşı bu demokratik ulus çözümü büyük bir tehlike görüldüğü için halkların, inançların bir arada kendi kimliğiyle yaşaması büyük bir tehlike olarak değerlendirildiği için Sayın Öcalan üzerinde insanlık dışı, hukuk dışı, ahlak dışı bir tecrit konsepti uygulanıyor. Dolayısıyla Sayın Öcalan'ın şahsında aslında uygulanan tecrit bütün halklara, bütün inançlara, bütün kimliklere yönelik uygulanan bir tecrit olarak bizim tarafımızdan değerlendiriliyor. O nedenle arkadaşlarımızın başlatmış olduğu açlık grevi Türkiye'deki bütün farklı kimliklerin, halkların, inançların özgürlüğünü de yakından ilgilendiriyor. Dün açlık grevi başladı. Biliyorsunuz süresiz, dönüşümsüz bir şekilde planlandı. Bu açlık grevi merkez alınarak toplumsal, siyasal, sosyal büyük bir mücadele hattı da ortaya konacak. Bu konuda gerek partimizin, gerek diğer kurumların, gerekse de bütün demokrasi ve barış çevrelerinin kararlılığını burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hükümete de bugüne kadar defalarca çağrı yapmıştık. Bugün bir kez daha bu çağrıyı huzurunuzda yinelemek istiyorum. Sayın Öcalan'ın ailesiyle, avukatlarıyla bağımsız bir heyette ya da siyasi bir heyette yapacağı kısa bir görüşmenin bile birçok şeyin önünü açacağını bile bile AKP hükümeti neden bu hukuksuzlukta ısrar ediyor, bunun cevabını vermek zorundadır. Bu uygulanan tecrit konsepti zaten başlı başına Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi yasalarına ve anayasasına aykırıdır. Hiç kimseye yönelik böylesi bir hukuksuzluk, böyle ahlaksızca bir yaklaşım bugüne kadar belki de Türkiye siyaset tarihinde yürütülmemiştir, devreye konmamıştır. Şimdi bu tecrit konseptinin sorgulandığı bir dönemde ülke bir darbe kalkışması yaşamışken ve o darbe kalkışması esnasında İmralı'ya yönelik bir takım saldırı planlamaları devreye girmişken hala hükümetin bu konuda neden görüşmeye izin vermediğini biz bilmek istiyoruz. Türkiye kamuoyu bilmek istiyor. Nedir yani? Gerekçesi nedir? Sayın Öcalan'ın İmralı'da darbe gecesi bir saldırıya maruz kalıp kalmadı. Darbeden sonra can güvenliğiyle ilgili koşulların olup olmadığı ve şu anda içerisinde bulunduğu koşulların sağlık ve güvenlikle ilgili hangi boyutta, hangi aşamada olduğunu öğrenmek hepimizin hakkıdır. Kürt halkının hakkıdır. Türkiye'deki demokrasi ve barış çevrelerinin hakkıdır. Orta Doğu halklarının hakkıdır. Böylesi bir haklı ve insani talep ortadayken halen hükümetin işte bir takım gayri ciddi açıklamalarla bu süreci ele alıyor olmasını, böyle bir görüşmeye izin vermeyecek bir pervasızlığı ve ahlaksızlığı sürdürüyor olmasını kabul edilemez bulduğumuzu bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bunun temel nedenini biz biliyoruz. Çünkü AKP hükümeti ve Erdoğan bu ülkede barışın gelişmesinden korkuyor.
kaos ve savaştan beslenen bir anlayış, kendisini kan üzerinden var eden bir anlayış, Sayın Öcalan'la olası bir görüşme barış adına bazı şeylerin önünü açabilir diye büyük bir korku ve panik yaşıyor. Tek sebep budur. Başka hiçbir gerekçesi yok bunun. Bugün 79 milyon tamamı bir barış sürecinin hızla gelişmesini istiyor. Her gün onlarca cenazenin kalktığı, onlarca gencin toprağa verildiği, onlarca ocağa ateşin düştüğü, onlarca ananın gözyaşı döktüğü bir ortamda gittiğimiz her yerde toplum ne yaparsanız yapın bu kanı bir an önce durdurun. Tekrar bir barış iklimini, bir barış zeminini geliştirin diyor. Eminim ki bunu AKP'li siyasetçilere de gittiği her yerde toplum ifade ediyor. En azından Kürt illerine yaptığı ziyaretlerde, sivil toplum örgütleriyle yapmış olduğu toplantılarda temel gündemin bu olduğunu biliyoruz. Ama toplumun barış talebine kulak kabartması gerekenler bu anlamda tecrit üzerinden devreye konacak bir insani talebin karşılanması adımını atması gerekenler Türkiye toplumunu savaş ve kaos ortamına alıştırmaya çalışıyorlar. Çözüm mözüm yok diyerek bilmem savunmadan taarruza geçmemiz gerekir diyerek yandaş gazetelerine atak konseptine geçtik haberciliği yaptırarak bu ülkedeki sorunları çözemezsiniz. Bu anlayışlar 30 yıldır zaten denenmiş ve sonuç almamış anlayışlardır. Bir zamanların Anadolu'dan görünüm perde arkası gibi bir takım psikolojik savaş programlarıyla ilgili AKP'nin hafızası eğer yoksa araştırıp inceleyip baksın. Toplum bu savaş terminolojisine alışmayacak. Her gün skor tabelasında bir müsabaka sonucu verir gibi ölüm rakamlarını yarıştıracaksınız ki o ölüm rakamlarının tamamı da yalanlar üzerinden ortaya çıkacak. Sonra da çıkıp barışla ilgili en küçük bir talebi karşılamak yerine bu topluma savaşı kutsamaya çalışan bir anlayışı dayatacaksınız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye halkları da bunu kabul etmeyecek. Ben buradan Türkiye kamuoyuna ve Türkiye halklarına da sesleniyorum. AKP hükümetinin savaşla ilgili devreye koyduğu bütün o haberlerin hepsi psikolojik savaş haberleridir. Ezici bir çoğunluğu da yalandır. Her gün bu halka bedel ödeten, acı yaşatan bir hükümet yalanlar üzerinden bu savaşı sürdürmenin arayışını maalesef önümüze getiriyor. Bir yıldır yaptıkları açıklamaya bakın, yandaş manşetlerindeki, gazetelerindeki manşetlere bakın. Bir yıldır PKK'yı bitirdik, bitireceğiz. Bir yıldır bilmem terörün belini kırdık, kıracağız muhabbeti yapanlar ülkeyi bir kan deryasına çevirdiler. Ateş düşmeyen bir ev kalmadı neredeyse. Kürt illerini herhalde uzun uzun anlatmaya gerek yok. AKP'nin savaş politikalarıyla neredeyse cehenneme dönmüş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ama bitirdik dedikleri PKK'nın Karadeniz'de, Akdeniz'de, bilmem metropol şehirlerinde yarın daha fazla bir takım hadiseleri gündemleştirecek şekilde harekete geçmesinde de bütün toplum endişe duyuyor, kaygı duyuyor. AKP önümüzdeki dönem açısından derinleşecek bir savaşa karşı toplumsal barış iradesinin yükselmemesi adına yalanlarla bir psikolojik savaş yürütüyor. Psikolojik savaşı kutsuyor. Yalan söylediğini kendi kurucular söylediler. Daha düne kadar 5000 PKK militanı var diyenler bugüne kadar ortaya koydukları bu yalanlarla neredeyse 10.000 üzerinde PKK militanını öldürdük. Yalanını Türkiye halkları da söylüyorlar. Bu yalanların
tek bir amacı var. Toplumun kabul etmediği, sürdürülemez bir noktada gördüğü bu savaşı meşrulaştırmaktır. Savaşı bütün Türkiye toplumuna kanıksatmaktır. Çözüm masasını devirdikleri için savaşın bütün sorumluluğunun kendilerinde olduğunu biliyorlar. Kendi çocukları ölmediği için de kendi tuzları kuru oldukları için de yoksul emekçi halkın, Türk, Kürt köylüsünün, yoksulunun çocuklarının ölümüne de alabildiğince duyarsız bir ahlaksızlık sergiliyorlar. Bunu hiçbirimizin kabul etmesi mümkün değil. Toplum çözüm masası dedikçe bunlar çocuklarını kumar masasının üzerinden ayırmıyorlar. Yoksul çocukları ölüme gönderirken de savaş terminolojisiyle bizi savaşa alıştırmaya çalışıyorlar. Öyle ahlaksızlığı farklı bir boyuta getirdiler ki bedel ödeyen ailelere de hiçbir hükümet döneminde yaşanmamış bir örnekle cezalandırma müeyyideleri uyguluyorlar. Cezalandırma yöntemlerini bedel ödemiş aileler üzerinden uyguluyorlar. Asker ailelerinden sırf hükümete karşı birkaç cümle eden birçok kişi gözaltına alındı, darp edildi. Tutuklanıp cezaevine gönderildi. Kendi kardeşinin ölümünü sorgulayan bir silahlı kuvvetler mensubu bir gece yarısı kararnamesiyle ordudan atıldı. Yani bizim savaşımızı bedel ödeyen ailelerin bile sorgulama hakkı yoktur mesajını topluma vermeye çalışıyor. Yaşamını yitiren PKK'lilerin ailelerine ne yaptıklarını herhalde benim uzun uzun anlatmama gerek yok. Hala aylar öncesinden yaşamını yitirmiş olan gençlerin DNA testlerini bile yapmayıp aileleri cezalandıran bir savaş zihniyetiyle karşı karşıyayız. Biz bu anlayışı kabul etmiyoruz. Onlar savaş dediği sürece, onlar kanı kutsadığı sürece, onlar ne savunması, taarruz dediği sürece biz barış demeye devam edeceğiz. Biz sizin ne savunma anlayışınızı, ne atak konseptinizi, ne bilmem taarruz anlayışınızı falan bir çözüm olarak görmüyoruz. Görmemeye de devam edeceğiz. Yapmanız gereken şey bütün dünyada bu sorunlar nasıl çözülmüşse hızla burada da kolektif aklı, rasyonel aklı devreye koyarak tekrar müzakereyi gündemleştirmek olmalı. Çözüm masasını kurmak olmalı. Yaşanan tablo o kadar vahim bir boyuta geldi ki Suriye'de, Irak'ta yaşanan can kayıplarından daha fazla can kaybı her gün bu topraklarda yaşanıyor. Ama sanki hiçbir şey olmamış gibi de kendi yandaş kalemşörleri aracılığıyla, kendi emrindeki bilmem basın yayın kuruluşları aracılığıyla bu savaşı maalesef meşrulaştırmaya, kutsamaya çalışıyorlar. Bakın aynı AKP nasıl savaşı meşrulaştırmaya çalışıyorsa aynı şekilde darbeyi de meşrulaştırmaya çalışıyor. 15 Temmuz darbe kalkışmasını kullanarak Türkiye'yi, Türkiye halklarını kesintisiz bir darbe sürecine alıştırmaya çalışıyor. Biz daha birkaç gün önce burada basın toplantısıyla 2 Eylül tarihinde yürürlüğe giren kararnamelerle yeni bir darbe yapıldığını söyledik. Belediyelere kayyum atanmasının hem meclisin iradesine hem de yerel yönetimlerde sandığa iradesini yansıtan halkın iradesine yönelen bir darbe olduğunu söyledi. Barış için imza atmış olan akademisyenleri tasfiye ederek üniversiteye, akademiyaya yönelik bir darbenin bizzat Erdoğan ve AKP eliyle yapıldığını söyledi. Ve bu konuda gerekli uyarılarımızı yaptı. Daha fazla yanlışa girmeden bu darbe uygulamalarından bir an önce vazgeçin dedik. Sadece bir kararnameyle o gün 28 bini öğretmen olmak üzere 50 binin üzerinde
kamu çalışanını, kamu emekçisini tasfiye ettiler. Darbe döneminde gördüğümüz uygulama. Bir gecede 50 bin kamu emekçisi eğer işine son veriliyorsa, tasfiye ediliyorsa orada darbe zihniyeti var demektir. Darbenin başında bilmem cemaatçiler olmuş ne yazar, Erdoğan veya AKP olmuş ne yazar, asker olmuş ne yazar. Fark eden bir şey yok. Uygulama aynı uygulama. Zihniyet aynı zihniyet. Bizim yaptığımız uyarılara kulak vermesi gerekenler şimdi çıkıp biz 14 bin öğretmeninde bir tek kalemde tasfiye edeceğiz diyorlar. İşsiz bırakacağız diyorlar. Aileleriyle birlikte yüz binlerce insanı yeniden mağdur edeceğiz diyorlar. 12 Eylül darbeciler de bunu yapmıştı zaten. 15 Temmuz'da darbeyi yapanlar da sonuç alsalardı bunu yapacaklardı zaten. 28 bin öğretmeni bir gün içerisinde almışsın. Sıraya da 14 bin öğretmeni koymuşsun. Toplasan 3 gün içerisinde 52 bin öğretmeni, eğitim emekçisini mağdur edeceğim diye ortalıkta dolanıyorsun. Ondan sonra da çıkıp ben darbeyle mücadele ediyorum, yalanını uyduruyorsun. Kim inanır senin bu yalanına? Neye dayanarak bu tasfiyeleri yapıyorsunuz? Ortada bir yargı kararı mı var? Verilmiş olan bir hüküm mü var? Şimdi Binali Yıldırım'ın açıkladığı 14 binle ilgili, 14 bin öğretmenle ilgili biz herhangi bir yargı kararının olduğunu bilmiyoruz. Herhangi bir hükümün bugüne kadar kamuoyuna açıklandığı bilgisine sahip değiliz. Neye dayanarak bunu yapıyorsun? Belli ki istihbarat raporlarına dayanarak. O istihbaratı hazırlayanlar kim? AKP'nin istihbarat içerisinde çöreklenmiş, darbeden bir haber, dünyadaki gelişmelerden, bölgedeki gelişmelerden bir haber. Sadece devleti ele geçirme, devlette kadrolaşmayla ilgili mesai tüketen bir yapı. Sen istihbarat raporlarıyla 14 bin öğretmen üzerinde bir kalemde karar vereceksen, demek ki sen bir hukuk devleti değilsin. Bir istihbarat devleti haline gelmişsin. Temel bir amacın var. Bu istihbarat devleti yapılanması içerisinde devletin bütün kurumlarında kadrolaşmanı sağlamak. Belli ki darbe için Allah'ın bir lütfudur diyenler o cümleyi tesadüfen kullanmamışlar. O zemini kullanarak devlet içerisinde bugüne kadar başaramadıkları kadrolaşmayı tamamen hayata geçirmek istiyorlar. Ne kadar muhalif varsa, ne kadar AKP'ye yönelik bir tek cümle kullanan kişi varsa devlet içerisinde tasfiye etmeyi amaçlayan bir planlamaya maalesef bunlar tabi tutmuş. Muhalif sendikaları tamamen bitirmeyi düşünüyorlar. Tıpkı darbeciler gibi işte. Darbeciler de 12 Eylül'den sonra ilk iş olarak sendikaları kapattı. Ha sendikanın kapısına kilit vurmuşsun, ha sendikanın bütün çalışanlarını tasfiye ederek işlevsizleştirmişsin. Altını boşaltmışsın. Hiçbir fark yok arada. Bakın bu uygulamaların tamamını son derece tehlikeli buluyoruz. Hele hele böyle Kürt illerinde gidip mekan ve kimlik tanımı yaparak işte kendi ilinde ya da yakın ilinde görev alan Kürt öğretmenleri özellikle hedefe koyarak bir anlayış var olan toplumsal gerilimi arttırma dışında, hareketli olan toplumsal fayları kırma dışında hiçbir işe yaramaz. Yapılan işlemin kendisi hukuksuz olduğu için eninde sonunda dönüp AKP'yi vurur. Daha önceki yıllarda bunlar fişleme yapıyorlardı. Şimdi Erdoğan ve AKP darbe zeminini kullanarak fişlemenin ötesine geçiyor. Adli soruşturma yok, idari soruşturma yok. Fişlemenin ötesine geçip hüküm veriyor. Kendini yargı yerine koyuyor. Mahkeme yerine koyuyor. Sen kimsin? 14 bin insan hakkında bir yargı ortaya koyacak, bir hüküm ortaya koyacak hangi yetkiye sahipsin? Bu ülkede mahkemeler yok mu? Sen yargıyı yandaşlaştırmış olabilirsin. Kendine biat ettirmiş olabilirsin. Ama bu ülkenin hukuk devleti olması gerektiğiyle ilgili hala o umudu
yeşertmeye çalışan, senden daha güçlü olan büyük bir toplumsal dinamik var. Bunu göz ardı edemezsin. Dolayısıyla bu darbe anlayışlarına karşı bütün toplumun, bütün hukuk devletine sahip çıkmaya çalışan kesimlerin mutlaka devreye girmesi gerektiğini düşünüyoruz. AKP'nin darbe uygulamasına alışmayacağız. 15 Temmuz'dan önce kamu emekçileri, öğretmenler bir televizyon programına bağlanıp barış dediği için linç edildiler. Bu ülkede savaşa dur, akan kana dur deyip barış talep ettiği için bir basın açıklamasına katıldığı için bir lince tabi tutuldular. Ankara katliamını, Suruç katliamını protesto ettiği için kamu emekçileri, öğretmenler AKP döneminde her türlü baskıya maruz kaldılar. Şimdi bütün bu uygulamalar, baskılar zaten büyük bir infial durumu yaratmışken bunlarla ilgili bir takım ön alıcı, bir takım düzenleyici, yasal uygulamaları gündeme getirmesi gerekirken tam tersini yapıyor. Bir üst aşamaya geçip kendini mahkeme yerine koyuyor, yargı yerine koyuyor ve tıpkı darbecilerin yaptığı gibi de bir kalemde 14 bin, 28 bin, 50 bin insanı ben tasfiye ederim diyor. Bunun son derece tehlikeli bir yaklaşım olduğunu ve asla tarafımızdan kabul edilmeyeceğini de ifade etmek istiyoruz. AKP eğitim alanına da ideolojik olarak saldırıyor. Bu bizim açımızdan çok nettir. Eğitim alanının özellikle bu kadar hedefleştirilmesi, öğretmenlerin, kamu emekçilerin, üniversitede akademisyenlerin barışa imza attığı için öğretim görevlerinin bu kadar hedefleştirilmesi, AKP'nin eğitim alanını hala ele geçirilmesi gereken ideolojik bir alan olarak değerlendirdiğini ortaya koyuyor. Bugüne kadar bu süreci cemaatle birlikte ortak yürütüyorlardı. Şimdi sözüm ona, sözde ortaklık bitmiş ama aynı ideolojik arayış, aynı ideolojik saldırı AKP tarafından sürdürülmeye devam ediyor. Doğrusu hani bu ortaklığın ne kadar bittiğini de bu ortaya çıkan tablodan da her birimizin sorgulaması gerektiği kanaatindeyiz. Biz eğitim alanda kadrolaşma ya da ideolojik kodlar üzerinden bu yaklaşımları son derece tehlikeli buluyoruz. Tek kriterin liyakat olması gerektiği, insanların etnik, mezhepsel kimliklerine göre ya da siyasi düşüncelerine, işte örgütlü olduğu sendikaya göre işletilecek olan bütün süreçlere karşı da mücadele edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı derhal bu yanlışlardan vazgeçmeli, haksız yere mağdur ettiği insanların talepleriyle ilgili hızla bir çalışma başlatmalı, muhalif sendikaları bir an önce çağırıp bu konuda sendikalara ulaşan mağduriyetler üzerinden yarattıkları mağduriyeti giderecek hızlı bir çalışmayı da bir an önce yapmalıdır diye düşünüyoruz. Bu konuda hem Milli Eğitim Bakanlığı'na hem de AKP hükümetine bu çağrımızı bir kez daha altını çizerek vurgulamak istiyorum. Son olarak değineceğim konu yine AKP'nin bu kesintisiz darbe süreciyle ilgili milletvekillerimiz hakkında devreye koymuş olduğu zorla mahkemeye götürülme kararıdır. Bakın, milletvekillerinin polis zoruyla mahkemeye zorla götürülmesi kararı da işte tam da darbecilerin darbe gecesi planladığı bir eylemdir. Hatırlayın, darbecilerin çantalarında, işte ceplerinde çıkan evraklarda milletvekillerinin nasıl derdest edileceği, nasıl yargılanacağı yazıyordu değil mi? İşte Erdoğan ve AKP'de şimdi talimatla aldırmış oldukları bu kararla kesintisiz bir darbe sürecini devam ettireceğini işaretlerini, mesajlarını bize veriyor. Bir kere şöyle bir çelişkiye bütün kamuoyunun dikkatini çekmek istiyoruz. Milletvekillerimiz hakkındaki bu kararları kimler aldı? Yani bu keçeke operasyonları dediğiniz operasyonları kimler planladı? Kimler hayata geçirdi?
Kimler o iddianameleri hazırladı? Kimler o kararı verdi? Operasyonu planlayanın darbeyi yapanlar olduğunu siz söylediniz. KCK operasyonlarını süreci bitirmek üzere bizzat Fethullahçı yapılanmanın örgütlediğini AKP yetkilileri en üst düzeyde söyledi. O operasyonları yapanların Fethullahçı polisler olduğunu AKP'li yetkililer söyledi. O iddianameyi hazırlayan savcıların kararı veren mahkeme heyetlerinin Fethullahçı olduğunu onlar söylediler. Hatta söylemekle de kalmadılar. O operasyonu yapan polisler, iddianameyi hazırlayan savcılar ve kararı veren mahkeme heyetlerinin neredeyse tamamı şu anda cezaevinde. Terör örgütü üyesi olmaktan dolayı cezaevine atmış olduğu savcı ve hakimlerin kararıyla sen milletvekillerine yönelik polis sorunu mu devreye koyacaksın? Milletvekilini mi tutuklayacaksın? Bu ne periz, bu ne lahana turşusu? Savcıya, hakime darbeci diyeceksin, cezaevine atacaksın. Darbeci dediğin savcı hakimin kararıyla da halkın oyunu almış milletvekilini tutuklamaya kalkacaksın. E o zaman sen darbecilerle iş tutmaya devam ediyorsun. Sen darbecilerin kararlarını uygulamaya devam ediyorsun demektir. Senin darbecilerle bir yol ayrımına geldiğin büyük bir yalan demektir. Çıkıp bunun cevabını vermek durumunda mı? Bir kere bu KCK ile ilgili yürütülen dava süreçlerinin tamamı mülga olmuştur. Tamamı tutuklanan savcılarla, hakimlerle ortaya çıkan bilmem bir takım darbe pratikleriyle birlikte tarih önünde zaten hükümsüz kalmıştır. Bu davaların tamamının zaten otomatikmen düşmesi gerekiyor. E sen şimdi bunu yapmıyorsun. Darbeciler karar vermiş. Sen de canla başla darbecilerin kararıyla demokratik siyaset yürüten, halkın iradesini temsil eden milletvekillerini tutuklayacaksın, öyle mi? Bunu yapacaksın, biz de sana darbecilere karşı mücadele ediyor diyeceğiz, öyle mi? Bu aynen şuna benzer, bakın. Değerli arkadaşım, bunlar parlamentoya darbecilere dokunulmazlık yasası getirerek, zırh yasası getirerek, milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırarak bu ülkeyi maalesef bir darbe girdabının içerisine soktular. Biz o gün de meclis kürsüsünden defalarca uyardık. Askere dokunulmazlık getir, milletvekillerinin dokunulmazlığını al. Eşittir darbedir dedik. Şimdi bunu yapanlar, ülkeye bu darbe badiresini yaşatanlar, şimdi de bu darbecilerin almış olduğu mahkeme kararlarıyla milletvekillerine bilmem polis zoruyla mahkemeye götürme kararı çıkarıyorlar. Bunların kabul edilmesi, bunların herhangi bir şekilde sineye çekilmesi mümkün değildir. Bizim hiçbir şeyden korkumuz yok. Ne mahkeme süreçlerinden korkarız, ne bilmem tutuklanmaktan, cezaevine gönderilmekten. Ama bu çarpık darbe zihniyetine karşı mücadele etmek halkımızın bize verdiği oyların bir sorumluluğudur. Bizim omuzlarımıza yüklediği tarihi bir görevidir. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu yargının biz nesine güveneceğiz? Bilmem yarısını darbeci diye cezaevine göndermiş, kalan yarısını da külliyede önünde düğmesiz, iliksiz cübbeleri ilikleyecek şekilde kendine biat ettirmiş. 100 metre öteden geçerken ayağa kalkmak suretiyle karşısında diz çöken bir yargı yaratmış. Biz bu yargının nesine güveneceğiz? Bu yargının bizim açımızdan güvenilir, bizi yargılayacak hiçbir yönü, hiçbir tarafı yoktur. O nedenle ilk günden kamuoyuna açıklamış olduğumuz iradenin sımsıkı arkasındayız. AKP hükümetini de uyarıyoruz. Sakın ola ki milletvekillerimize yönelik bu çılgınca arayışların peşine düşmeyin.
önümüzdeki süreç açısından var olan toplumsal gerilimi artırmayın. Bugüne kadar sizden çok daha baskıcı, sizden çok daha katliamcı, sizden çok daha faşist hükümetleri bir mücadele geleneğiyle yola getirmiş, onları tarihin çöplüğüne göndermiş bir siyasal mücadelenin temsilcileriyiz, ardıllarıyız. O nedenle bu anlayışlarla falan herhangi bir şekilde diz çökmemiz beklenemez. Bu anlayışlara karşı meşru ve haklı direnişimizi sürdürmeye de devam edeceğiz. Ülkeyi kaosa ve sürdürülemez bir istikrarsızlığa sürükleme arayışından AKP vazgeçmelidir. Bu kesintisiz darbe ve savaş politikalarıyla gidilecek yol kaostur. Maalesef üzülerek ifade ediyorum, iç çatışmadır, iç savaştır. Çılgınlıktır bu. Bu akıl tutulmasını, bu tek kişinin aklına mahkum edilmiş olan anlayışı bir kenara bırakarak rasyonel devlet aklını, kolektif bir devlet aklını devreye geçirmenin zamanıdır. Bunun da yolu diyalog kanallarını açarak ülkedeki toplumsal gerilimi hızla düşürmekten geçiyor. Çatışma ve savaş ortamını hızla bir barış ortamına, bir müzakere ortamına evrilmekten geçiyor. Dış politikayı savaş politikaları üzerinden değil, barışçıl politikalar üzerinden tekrar ele almaktan geçiyor diyoruz. Ben partim adına dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alıp ona göre basit toplantımızı bitireceğiz. Yargıyla devam etmek açısından, şimdi soruşturma sürüyor darbe girişimiyle ilgili ama bitimine dair yargının süreciyle ilgili bir planlamadan bahsedeceğim. Bunu gazetelere yansımıştı. Darbe mahkemeleri kurulacak 3 yılda diye iddialar söz konusu. Nasıl karşılarsınız? Şimdi biz Türkiye'de en fazla oy almış ve parlamentoda parlamentonun en büyük üçüncü siyasi parti grubuyuz. Ancak bugüne kadar AKP'nin darbeyle mücadele üzerinden yürüttüğü hiçbir çalışmayla ilgili tek bir bilgi kırıntısına bile sahip değiliz. Biz de bu süreç hiçbir şekilde paylaşılmış değil. Bunlar neyi planlıyor? Ne yapacaklar? Bu darbenin arka planını nasıl ortaya çıkaracaklar? Bu konuda defalarca kamuoyu önünde çağrılar yapmamıza rağmen hayati olan birçok sorunun da cevabını vermiş değiller. Mesela biz darbenin siyasi ayağını açıklayın dedik. Bu darbenin siyasi ayağını niye bir an önce kamuoyuna, Türkiye halklarına açıklamıyorsunuz diye sorduk. Tek bir cevap verilmiş değil. Bu darbenin sonuç alması durumunda Başbakanın, Bakanlar Kurulu'nun, işte bilmem devlet içerisindeki önemli kurumların başına kimlerin getirileceğini sorduk, cevap yok. Şimdi böylesi bir hükümetin yapacağı hangi uygulamayla ilgili görüş bildirebiliriz? Hele hele basın üzerinden okuyarak bu hükümetin yapacağı herhangi bir işle ilgili nasıl doğru ya da yanlış şekilde bir karar verebiliriz? Biz bakın bu sorunun aşılması ve ortak bir iradeyle bu darbe mücadelesinin sürdürülmesi için mecliste bir darbe komisyonunun kurulmasını önerdik. Ve 4 siyasi partide ki AKP bu konuda son derece isteksiz ve gönülsüzdü. Ancak ortaya çıkan kamuoyu baskısı ve toplumsal baskıyla son günde onay vermek zorunda kaldı. Son günlerde onay vermek durumunda kaldı ve bir darbe komisyonu kuruldu. Bakın bu darbe komisyonunun çalışma yapmasında yine AKP işi bir şekilde engelledi. Neden çekiniyor biliyoruz. Çok iyi biliyoruz. Çünkü bu darbecilere darbe zeminini hazırlayan, darbe yapacak şekilde devlette kadrolaşmasını sağlayan, bugüne kadar onları büyütüp bu aşamaya getiren yapının kendisi Erdoğan ve AKP hükümetinin kendisidir. O nedenle üstünü örtmeye çalışıyorlar. Yarın öbür gün darbe süreciyle ilgili bir yargılama başladığında da bununla ilgili hepimizin kaygısı var tabii. Bakın Muş'un Varto ilçesinde 80 yaşındaki bir anayı gece
İşte evine gelen gerillaya ekmek verdi diye yardım yataklıktan tutukluyorlar. Ama 15 Temmuz darbe gecesi meclisi bombalamış, sokak ortasında halkı katletmiş, mevcut anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalışmış, bir örgütsel bir terör örgütü yapılanmasına bu kadar destek sunan, devlet içerisinde bu kadar büyümesini sağlayan siyasal yapılanmanın üzerine gitmiyorlar. Şimdi bunların nesine güveneceğiz biz? Yani ortada bu ülkede yardım yataklıkla ilgili bir suç var, bir cezai tanımlama varsa AKP bunun bu darbeyle ilgili süreçte eninde sonunda dolanıp kendisine dokunacağını bildiği için mümkün olduğunca bu süreçlerin üzerini kapatmaya çalışıyor. Muhtemelen yargı süreçlerinde de öyle olacaktır. Bununla ilgili kaygılarımız vardır. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçük Yılmaz vatandaştan geldi. Dikkat çekti mi? Mücahit Küçük Yılmaz bu Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı. O da diyor ki 15 yıldır tanıdığım o gece tankın önünde yatan FETÖ düşmanı Oktay Kılıç'ın FETÖ'den aranıyorsa bu operasyon bize dönmüş demektir diyor. Bu çok dikkat çekti bugün. Ne diyorsunuz siz bunu? Bakın en başından beri yaptığımız uyarıların ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Biz en başından beri bu sürecin hukuk devleti ilkeleri içerisinde yapılması gerektiğini söyledik. Ama AKP bunu suçluyu suçsuzu aynı torbaya atmak suretiyle tam bir cadı avına çevirdi. Ne kadar hukuksuzluk varsa o hukuksuzluğu devreye koyarak mevcut darbeyle mücadele sürecini de sulandırma yolunu seçti. Bunu bilinçli yaptığını düşünüyoruz biz. AKP bilinçli olarak bu darbeyle mücadele sürecini işte kamu emekçilerine, bilmem akademisyenlere, darbeyle hiç ilgisi olmayan çevrelere yönlendirerek aslında bu işi sulandırmaya çalışıyor. Çünkü suçlu olduğu için bu işin içerisinde kendisini sıyırmaya çalışıyor. O nedenle şu anda en büyük tedirginliği artık AKP camiası yaşıyor. Tespit doğru bir tespittir. Yani AKP'nin bakanlarından, milletvekillerinden işte oy vermiş olan seçmenine kadar bütün topluma sirayet etmiş olan bir tedirginlikten bahsediyoruz. Bunun tek bir nedeni var, hukuksuzluk. Hukuk olsaydı, hukuk kriterleri göz önünde bulundurulsaydı bugün ne AKP tabanı, ne AKP milletvekilleri ne de muhalif kesimler bu süreçlerle ilgili hiçbir kaygı, hiçbir endişe taşımazdı. Ama belli ki işte bu hukuksuzlukla birlikte AKP içerisinde birçok kirli çamaşırın da ortaya çıkacağı bir süreci yaşıyoruz. Ben demin söyledim, tekrar altını çizerek söylüyorum. Eğer darbeye destek, darbecilere destek suçluları aranıyorsa, öyle bilmem taşeron işçilere, öğretmenlere, kamu emekçilerine, akademisyenlere falan yönelmesinler. En tepeden Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak Başbakan'dan kabine üyelerine, milletvekillerine kadar. Kim bu darbecilere ne ölçüde destek vermiş, ne yapmış bunları ortaya çıkarsınlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden, AKP'nin bütün belediyelerine kadar, bugüne kadar bu Fethullahçı yapılanma üzerinden kapattıkları bütün kurumların kurdelalarını bizzat AKP'nin yetkilileri kendisi kesmiş. Bank Asya'da hesabı var diye bir işçiyi alıp işten çıkarıyor, cezaevine atıyor. Ama Bank Asya'nın kurdelasını kesen Tayyip Erdoğan'la Abdullah Gül'le ilgili herhangi bir işlem, herhangi bir soruşturma süreci yürütmüyor. Buna hiç kimse inanmaz ya. Bunu bugün elinde bulundurdukları devlet gücüyle kendi lehinde işlettiklerini sanıyorlar. Ama tarih önünde bu AKP'ye pahalıya mal olacaktır. Hukuk herkese lazımdır. Bakın 2-3 yıl önce burada hatırlayın, belediye başkanları, meclis üyeleri, siyasetçilerimiz tutuklanırken biz o tutuklama kararı veren Fethullahçı yapılanmalara buradan uyarda bulunuyorduk.
gün gelecek hukuk sizin için de lazım olacak diyorduk. Bakın bugün düştükleri duruma bakın. İnanın ki AKP de aynı duruma düşecek. Gün gelecek buradan yaptığımız uyarıların ne kadar önemli olduğu ve kendileri açısından hayata geçirmek mi geçirmemekle tarih önünde ne kadar büyük kaybettiklerini yakın dönemde anlayacaklar. O nedenle bu hukuksuzluklara son verilmesi, cadı avına son verilmesi, kurunun yanında yaşın yanmaması gerektiğiyle ilgili uyarılarımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum.